Kerametler. Kerametler, hadi okul zamanı yavrum, kalk. Kalk bir tanem. Hadi benim bir tanem bak. Beni bir tanem dediğime pişman ettirme. Bak çıkmıyor sesim. Kerametin 3'e kadar sayarım. Ondan sonra taarruza geçerim ona göre. 1 2 2,5 2,75 3. Kaka. Kardeşim yok. Kerem. 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 Allah ya Allah. Ya abla ne yapıyorsun sen? Ben bitki miyim? Niye suluyorsun beni ya? Sen bitki değil, bitkilere dadanan zararlı sünesin. Sen ablayı kandırmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Bunun cezasının ne olduğunu biliyor musun? Eh be abla, tam Van Hooydonk frikik atışı yapıyordu. Gol oldu mu olmadı mı onu göremedim ya. Bilmiyorum ki, seni Kastamonu'dan getirtmese miydim acaba? Baba bak, geç kaçma sen. En yüksek merci. Anneciğim, bu davetiye olacak diyorsa, bu davetiye olacak abi bey. Prenses Diana da evlenirken düğününde bu davetiyeden dağıtmış Amil Bey. Bakın işte Sevda Hanım, bu davetiye uğursuz demek ki. Prenses Diana evlendikten sonra değil, ayrıldıktan sonra hakkın rahmetine kavuştu Amil Bey. Ben bu davetiyeden istiyorum, o kadar. Yapmayın Sevda Hanım, davetiye davetiyedir. O zaman gelin de gelindir. Gidin kendinize, telefonla konukları çağırmanıza bozulmayacak bir gelin bulun. Yazıklar olsun Amil Bey. Bu benim hayatımdaki ilk düğünüm. Ey yarabbim, sanki Figaro'nun düğünü. Peki bu davetiyenin fiyatı ne kadar? 20 milyon. Tamamı değil mi? Hayır, bir tanesi. Bir tanesi mi? 20 milyon. 100 kişi davet etsek 2 milyar eder ya. Amil Bey, Amil Bey. Size rüyanızda bile göremeyeceğiniz güzellikte nur topu gibi bir kız veriyorum. Siz hala üçün beşin peşindesiniz. Yazıklar olsun kızım. Yapmayın. Ya yapmayın Allah aşkına, ben bu kadar parayı nereden bulurum? Kızı nasıl bulduysan parayı da öyle bulursun. Oh. Gidelim anneciğim, gidelim. Çık yahu. Ah Sevda Hanım, ah. Yaktın beni, mahvettin şerefsizim. Süzme, süzük. Abi çok önemli bir haberim var. Kalk ayağa abi, kalk. Artık insanoğlu kuş gibi uçabilecekmiş abi. Kuş gibi. Nasıl ya? Şöyle süzük, ameliyatla. İnsanın beynine kuşa, kuşun beynini insana takabiliyorlarmış. Tabii ya. Böylece insanoğlu artık kuş gibi uçabilecek. En süpermeninden. İyi de insan beynini kuşa nasıl sokacaklar? Senin kafana nasıl sokuyorlar söyle. Süzük lan bu. Süzük. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Oo Barbie Hanım. Neşemiz pek yerinde bugün. İnsanın böyle güzel bir okulu olursa kendini iyi hissediyor Kopil'cim. Değil mi Barbie'cim? Evet. Böyle güzel okul, böyle güzel arkadaşlar. Evet. Öpeyim mi? Öpme. Arkadaşlar, inanın bu okula sırf dostlarımla beraber olayım diye geliyorum. Peki benim için gelmiyor musun? Saçmalama, sen de önemlisin elbet. Rüya, sen neden geliyorsun okula? Bunu sen de biliyorsun Kerem. Teşekkür ederim Rüya. Ben de senin için geliyorum. Her ne kadar sınır komşusu olsak da fark etmez. Saçmalama Kerem. Ben okula iyi bir eğitim almak için geliyorum. Ben sana iyi bir eğitim verebilirim. Hatta öpüşme dersleriyle başlayabiliriz hayatım. Ben...
Ben o dersten muafım hayatım. İstersen öpüşme dersleriyle başlayabiliriz hayatım. Ben o dersten muafım hayatım. Alo, hayatım, hayatım. Biz Ortega ile iddiaya girdik abi. Sen bütün ders öğretmen masasının altında oturamazsın. Aa, söyledi değil mi? Pikachu söyledi. Vallahi ben de duydum. Gördünüz mü? Bak Pikachu, hiç yakıştı mı sana? Bak bir yaşına bak. Aa, ben dedim abi, yapamaz, zor iş diyorum. Kim yapamaz? Arif mi? Gülerim abi. Arif, bu iddialar karşısında sessiz mi kalacaksın? Sen yaparsın aşkım. Yaparım. Hadi, hadi Arif yaparsın. Yaparım. Ben bütün dersi öğretmen masasının altında geçireceğim. Şimdi aslan mı? Bırak. Ay vallahi haklısın Marmi ya. Bak sana ne kadar eğlenceli bunlar. Ben de çok eğleniyorum burada. Yani böyle insan bu sınıfa gelince bütün dertlerini unutuyor. Gerçi senin pek fazla derdin yoktur ama. Aman be törpü. Yani böyle zengin bir koca bulsan da ben şu iğnelerinden ipliklerinden kurtulsam. Ay Allah söyletiyor kız. Ağzından bal damlıyor. Öpeyim mi? Öpme. Öpeyim mi? Öp! Gel buraya. Ödenecek efendim. O para ödenecek. Yoksa diplomayı unutun. Kızım okulu bitireli 8 ay oldu. Ama hala diploması yok. Çok rica ediyorum sizden. Alsın efendim. Gelsin alsın. Diploması kasamda duruyor. Getirin 1 milyarı alın diplomayı. Kazandığım para yetmiyor Amir Bey. Bir yanda bizimkinin okul masrafları, bir yanda küçük kızın kreş masrafı. Kreş deyip geçmeyin. Tam 2 milyar istiyorlar senede. 2 milyar mı? Kreşler o kadar pahalı mı? Çok pahalı. Vallahi ben bilmem. Madem kreş için o kadar para veriyorsunuz, bir diploma için de 1 milyar vermek size fazla gelmez herhalde. Sonuçta lise diploması alınacak. Kreş diploması değil. Öyle değil mi? Ama... Buyurun efendim, buyurun. Öğlen tatiline girdik. İşimiz gücümüz var. Buyurun güle güle. Kreş ha? Kişi başına 2 milyardan 10 kişi bulsak 20 milyar. 10 milyar da bunun mamasıydı, çocuk beziydi, emziği var. Etti 30 milyar. Allah! Burası acayip keskin bir şey kokuyor. İzninizle ben biraz sandal ağacı tütsüsü yakacağım. İnna sabirim. O koku benden geliyor. Evden çıkarken güzel koksun diye biraz gül suyu sürmüştüm üstüme. Gül suyu mu? İlahi İlahi Hoca. Benim bildiğim gül suyu güllacın üstüne dökülür yahu. Kim demiş onu? Gül suyu güllaca da dökülür. Ayrıca güzel kokmak için saça da sürülür, yüze de sürülür. İyi ama çok fena kokuyor. Yani insanın bütün şakralarını kapatıyor. Yani çok merak ediyorum. Şu sizin şakralarınız öbür tarafta da sizi kurtaracak mı yani? Of, bu kızlar öldürecek beni. Daha doğru dürüst koşmasını bile beceremiyorlar. Ama erkekler maşallah hepsi aslanlar gibi koşuyorlar. Aa, yanlış söylediniz galiba Fidan Hanım. Yani erkekler için doğru dürüst koşamıyorlar demeniz gerekmez miydi? Yo, yanlış söylemedim. Erkekler çok güzel koşuyor. Tembel kızlar beceremiyor. Allah Allah, kıyamet mi yaklaşıyor yoksa? Hatırladığım kadarıyla siz erkekleri süründürür, kızları kollardınız. Ne oldu, bir şey mi oldu? Düşündüm de bugüne kadar erkeklere büyük haksızlık yapmışım galiba. Bence aralarında çok iyi olanlar da var. Efendim? Buyurun Selçuk Bey. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Ya öyle mi? Siz de benim aklımdan hiç çıkmadınız. Tabii Selçuk Bey. Okul çıkışında görüşürüz. Hoşça kalın. Ben de sizi öptüm. Tebrik ederim Fidan Hanım. Demek sonunda erkeklerin iyi olanlarına da rastladınız. Son tahlilde. Yok canım. Aramızda bir şey yok. Arkadaşız sadece. Tabii canım. Barış süreci kolay değildir. Görmüyor musunuz? Yani Filistinlilerle Yahudiler, yani değil mi? Yıllardır bir türlü barışamadılar. Yapmayın ne olur. Sizin adınıza çok sevindim Fidan Hanım. Sevginin bedeli ağırdır, iyi bilirim. Ama o ağır yükün altında olmak sevgisiz yaşamaktan daha iyidir. Her şeye rağmen. İşte çocuklar bakın, ekvatora yaklaştıkça bitki örtüsünün değişmesinin sebebi enlem farkı olarak adlandırılır. Bunun sebebi de güneşin dönenceler arasında dik gelmesidir. Anlamadığınız bir şey var mı? Hiçbir şey anlamadık ki hocam. Ders sona erdi hoca hanım. Lütfen sınıfı boşalt. Aa, bir de daha ama ders bitmesine 17 dakika var hocam. Ders bitti dedim. Çatlak kiremitler. Hadi çıkın. Bahçede mi oynayacaksınız, ne yapacaksanız yapın. Hayırdır Amir Bey, ne oluyor? Velilerden gelen yoğun istek üzerine burayı anaokulu yapıyorum. Ders bitti. İddiayı kazandım. Sen ne arıyorsun orada be? Hocam iddia vardı bizim, onu kazanmıştım ben. Kaybettin. Ceza olarak da sınıftaki bütün sıraları sen taşıyacaksın. Hocam yapmayın ama, of ya. Oflama, oflama. Yoksa okuldaki bütün sıraları sana taşıtırım şerefsizim. Hadi yalla boşaltın çabuk. Çabuk. Ders de çok zevkliydi ama. Başla. Önce kitapları topla. Yavaş yavaş, dikkatli ol. Ne yapacağız abi biz şimdi? Bilmiyorum abi. Vay be, Amile bak. Kırılmış bir kiremit gibi bizi sınıfımızdan attı. Vay be tabii. Güzelim sınıfımız. Ana sınıf oldu enistim lakından. Siz ne yapıyorsunuz burada? Niye sınıfınızda değilsiniz? Sınıfa gidemeyiz öğretmenim. Niye? Çünkü artık bizim sınıfımız yok öğretmenim. Amil Bey sınıfımızı boşalttı en fon dibinden. Ay delirtmeyin beni, ne demek, ne yaptı Amil Bey? Ana sınıfı yapacakmış, kreş lazımmış okula. Mışmış da mışmış. Kreş mi? Sizin sınıfı kreş mi yaptı? Oturun bakayım orada. Oturun bakacağız bir çaresine, oturun. Kreş açmak amma pahalı işmiş. Dünyanın parasını verdim bu oyuncaklara şerefsiz. Şimdiki çocuklar çok şanslı amirim ya. Hatırlıyorum da benim hiç oyuncağım olmadı. Babamın 44 numara ayakkabısını araba niyetinle oynardım amirim ya. Çok konuşma da işine bak Mendan. Sorumluluğun çok büyük Mendan. Sen bu çocukların hem öğretmeni hem de palyaçosu olacaksın. Amanın. Şarkı da söylerim, ninni de söylerim ben abirim ya. Aferin Mendan. Ay hakikaten inanamıyorum. Nasıl yapabildiniz bunu? Çok güzel olmuş değil mi? Kreş yaptım. Bir eğitimci olarak küçük çocukları da düşünmek zorundaydım. Yüce Rabbim küçük çocukları düşünsün de yaratmış amirim ya. Peki öbür çocuklar ne olacak? Onları düşündünüz mü? Kantinde mi ders yapacaklar? Hayır efendim, tabii düşündüm, düşünmez olur muyum hiç? Eğer ben bu okulun idari amiriysem hiç kimse açıkta kalmayacak, merak etmeyin. Onları da birer ikişer diğer sınıflara yerleştireceğiz. Anlamıyor musunuz? Bu çocuklar beraber oldukları zaman mutlular. Beraber oldukları zaman kendilerini güvende hissediyorlar. Yapmayın Allah aşkına. Okulun ortasında kurtlar mı kapacak çocukları? Bu çocukların okulu sevmeleri için en önemli etken bir arada olmaları. Temizsinler efendim okulu. Hangimiz okula severek gittik ki? Haklısınız. Görüyorum ki siz hala okulu sevmiyorsunuz.
Hiç kimsenin de sevmesini istemiyorsunuz. Ama ben okulu seviyorum. Özellikle bu okulu çok seviyorum. Ve de çocuklarımın okulu sevmelerine mani olacak herkesin karşısında olacağım. Bunu çok iyi bilmesini istiyorum. Keçi şerefsizim, keçi! Buyurun amirim. Sen de daha iyi şişir şu balonları. Balon amirim. Salak! Salak amirim. Ben aldım. Bu küçük tane bir çiftlikten. Nereden? Adınız neydi demiştiniz? Ayşe. Çok güzel, ben de Peter. Çiftlik Vermont'taydı. Çok eski. Ödev olarak mankenlerin vücut ölçülerini verdiğimi zannetmiyorum. Ne ödevi abla? Ödev yapmayacağım ben. Pardon, ben anlamadım. Ne demek ben ödev yapmayacağım? Ödev yapmayacağım, evet. Hatta sınıf arkadaşlarımla beni ayırırlarsa okula da gitmeyeceğim. Okul hayatım burada bitmiştir. Nokta. Abla sen beni ver bir tamirhaneye. Ben orada çırak olarak çalışayım. Sen aklını mı yitirdin yavrum? Okumayıp da ne yapacaksın? Gidip de o popstarcıların yarışmalarına katılıp ailemizi aşağılatmayı düşünüyorsan cesedimi çiğner öyle gidersin. Ben hayatım boyunca seninle gezdim abla. Şehir şehir, okul okul dolaştım. Ablamın görevi bu dedim. Başa gelen çekilir dedim. Ama bu başımıza gelenin bir açıklaması var mı abla? Ben kendini bilmez kel kafalı amir beyin hırslarının kurbanı olamam ablacığım. Bir idariye amir için bir öğretmenin yanında böyle konuşamazsın, bu bir. Okula gitmemekle o beğenmediğin amir beye değil sadece kendine ceza vermiş olursun, bu iki. 15 sene sonra senin de saçların dökülecek, kel olacaksın, bu da 3. Onun için bence kellerle dalga geçme. Ben arkadaşlarımla aynı sınıfta okumaya devam etmek istiyorum. Bu da 4. Elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Bu da 5. Hayırdır bu saatte? 6. Hayır değilmiş, ürperiymiş. Ne yapacağız? Vallahi ecelden kaçılmaz. Mecburen açacağız kapıyı. İyi akşamlar. İyi bir akşam gibi mi görünüyor orada? Ben böyle elimde torbalar falan. Anlamadım ki. İyi bir akşam olsa ben sizin kapınızı çalar mıyım? Evimde oturur, çekirdek çitler dizilerini falan izlerim. İyi bir akşam değil ki, ben böyle bir çare yollara düştüm. Hayırdır, bir sorun mu var? Afet Hanım, sorunun hayırlısı olur mu? Metin Bey'le kavga ettik. Ben artık o eve dönemem. Beni çalıştığı hava yolundaki bütün hosteslerle aldatıyor. Hatta yer hostesleriyle de aldatıyor. Yani siz bir gelin efendim, bir sakinleşin de ondan sonra. Gelmem. Lütfen ısrar etmeyin. Gidecek yerim olmamasına rağmen sizin evinize adım atmam ben. Öyle lütfen kolumdan çekip de zorla içeri almaya kalkmayın beni. Bakın şimdi siz bir gelin, bir sakinleşin, kalmaz gidersiniz sonra. Madem ısrar ediyorsunuz, kalayım bari. İnanamıyorum ya. Hakikaten inanamıyorum. Bunu bana nasıl yapar aklım almıyor. Sen onunla evlenince benim de aklım almamıştı baba. Oluyor böyle şeyler. Rüya, bir de sen üzme beni, olur mu? Nereye gider bu saatte? Nereye gidecek? Annesinin yanına gitmiştir baba. Öyle mi dersin? Başka kimi kimsesi var mı? Ona tahammül edebilen sadece 3 kişi var. Bir ben, bir sen, bir de annesi. Rüya, lütfen üstüme gelme, olur mu? Tamam baba, ben karışmıyorum. Gerçekten karışmıyorum. Gerçekten karışmıyorum. Rüya! Rüya! Sen benim aklıma mukayyet ol. Tam düzelip iş bulmuşken bunlar yine bozacaklar beni. Sizi çok iyi anlıyorum Ürperi Hanım ama 3 saattir ağlıyorsunuz. 2 rulo tuvalet kağıdı bitti. Yani bence biraz abartıyorsunuz. Evet, Metin amca dürüst bir insan neticesinde. Keramettir.
Git yat. Bu kadınla baş başa kalabileceğine emin misin? Eminim git. Hani sevmezdin sen bu kadını? Ne yapayım, bize ihtiyacı var git. Ama seni düşünen de kapat zaten. Bak gidiyorum. Git. Gidiyorum ben. Gitme. Tamam. Ama tehlike anında camı kırıp bana seslen, tamam mı? Hadi iyi geceler. İyi geceler Ürper Hanım teyze. Ben şimdi eve de gidemem. Dul kadını kimse istemez. Siz beni anlarsınız Afet Hanım. Ben dul değilim ki efendim. Ah! Siz evlenmediniz mi hiç? Vah 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 vah. Ah, tek başına hayat geçer mi ayol? Ay niye bir başıma olayım efendim? Aslan gibi kardeşim var, arkadaşlarım var, öğrencilerim var. Hayatım son derece güzel geçiyor. Ahmet Hanım, senin yüzünden ben de Afet Hanım gibi kuruyup gideceğim. Ay kim kurumuş efendim? Ben hayatımdan çok memnunum. Ben gideyim size bir yatak hazırlayayım. Anneciğim, güzel anneciğim, keşke dinleseydim seni. Dinleseydin de bu pilota varmasaydım. Ne güzel işte o dış yorumcu ressam Bedri istemişti, ona varsaydım. Varmadım. Evet, size burayı hazırladım. Buyurun. Da, birlikte mi yatacağız? Ben hayatta yatamam. Niye beraber yatalım? Siz burada yatıyorsunuz. Ben içeride kanepede yatıyorum. Ha, olur o zaman. Bir şey lazım olursa ben sizi çağırırım Afet Hanım. Teşekkür ederim. Tamam, hadi. İyi geceler. İyi geceler. Ben de alayım eşeğine. Piyangodan çıktı başıma. Ay vallahi bir an önce barıştırırlar bunlar. Yoksa ben... Gelecekler bana, ben barıştıracağım bunları. Afet Hanım. Efendim. Bir bakar mısınız? Bakarım. Efendim. Bu çarşaflar kullanılmış. Tabii kullanıldı. Ondan sonra yıkandı, bizim çarşaf fabrikamız yok ki. Yıkandığına emin misiniz? Tabii emin. Ben bizzat kendim yıkadım. Ay, misafire kullanılmış çarşaf serecek halimiz yok ya hanımefendi. Bakın ama az önce kullanıldı dediniz. Yani kendi ağzınızla yakalandınız. Ürperi Hanım, kullanıldı, ondan sonra yıkandı. Siz artık bir yatar mısınız lütfen? İyi. Yani terk edilmiş, ihanete uğramış bir kadına siz de vurun Afet Hanım. Sizden bunu hiç beklemezdim ancak. İyi geceler. İyi. Afet Hanım, boğazım kurudu benim. Vallahi geliyor benimkiler, gece mece demeyeceğim. Dayanacağım adamın kapısına, gel al şu karnını buradan diyeceğim. Buyurun, su getirdim. Susadıkça içersiniz. Teşekkür ederim. Neyse, su verenleriniz çok olsun. Geceleri su içmiyorum ben. Siz bana susadım demediniz mi? Hayır, ben boğazım kurudu dedim. Öyle mi? Yine de bu burada dursun. Dursun. Ne tuhaf kadın. Afet Hanım. Afet Hanım. Uyumadığınızı biliyorum, lütfen ses verin. Efendim Ürper Hanım. Odada sivrisinek var Afet Hanım. İlacınız falan yok mu? Yani ürperttiniz beni. Yok maalesef, ilacımız falan yok. Ben ne yapacağım şimdi? Ay, siz bir uyumayı deneseniz acaba nasıl olur? Ama uyuyamıyorum ben sineklerden Afet Hanım. Hanımefendi, bu mevsimde ne sineği ne sivrisi, ben anlamadım ki bunu. Gelin madem bu kanepede yatın hadi. Yok, ben kanepede hiç uyuyamam.
O zaman çarşafın altına girin. O zaman size sivrisinekler hiç ulaşamaz. Ama bu ne harika bir fikir Afet Hanım. Ben niye daha önce düşünemedim ki bunu? Çok teşekkür ediyorum. İyi uykular. Ne uykusu be. Ne uykusu. Böyle sabah sabah. İşkembe yavrum. Mis gibi. Sabah sabah zihin açar gel. İşkembe mi? Ay ne zahmet ettiniz. Ne zahmet efendim. Metin Bey'e de kendi ellerimle içirirdim ben. Her sabah çorbası. Her sabah işkembe çorbası mı içerdi? Olur mu hiç? Her sabah işkembe çorbası içilir mi? Bir gün işkembe, bir gün tuzlama, bir gün kelle paça. Yani değiştire değiştire içirdim ben onu. Gel. Demek geldi adam gelmiyor sabahı atlatmayı bekliyor. Afet Hanım. Efendim. Rica etsem şu birazcık bir için hiç böylesini içmemiş. Ben sabahları hiç kahvaltı etmem efendim. Ne güzel işte. Bu benim kahvaltıdan daha iyidir böyle bir çorba içmek. Bir açın bakalım kocaman ağzınızı. Kapıyı açayım sonra geleyim ağzımı açayım. Söz mü? Söz, kapı kapı. Aman günaydın Metin Bey. Günaydın Afet Hanım. Elektrik faturanızı getirmiştim de. Ay ne güzel, ne güzel. Herhalde öyledir. Kusura bakmayın, ben bu sabah sizin kadar keyifli değilim. Dün akşam Ülperi ile biraz tartıştık. İlla askeri pilot olmamı istiyor. Ya çıldıracağım vallahi. Bu yaştan sonra olur mu? Aman bir eve bir çılgın yeter zaten. Anlamadım. Dün gece bende kaldı Ülperi Hanım. Sizde mi kaldı? Evet. Ay nasıl pişman, nasıl ağlıyor. Siz şimdi burada durun, ben kendisini çağırayım, barışın. Yok yok istemem. Ne demek istemem? Ay istemem, sizde kalsın da aklı başına gelsin biraz. Olmaz öyle şey. Yani şeyi olmaz. İnsan evlilikte ilk başlarda olur böyle şeyler. Zaman içinde birbirinizi tanıyacaksınız, anlayacaksınız. Allah aşkına durun. Bak ant verdim, burada durun. Ben gidip çağırayım, vallahi küserim giderseniz. Günler dayanır. Ülperi Hanım. Ama daha iki dakika önce söyledi mi? Ben gelirken haber verin demedim mi? Ya bir gidir ödüm kopuyor benim. Metin Bey kapıda. Metin mi? Gitsin. Görüşmem ben kendisini. Ay nereye gitsin? Çok pişmanmış, sizsiz yapamazmış. Sahi mi? Beter olsun. Beni el kapılarında bırakmanın cezasını çeksin. Ay daha fazla ceza çektirmeyin. Koskoca adam ağlıyor. Böyle ağlıyor. Değişini çekiyordu. Yani artık ceza vermeyin. Barışın Allah aşkına. Barışmam. Gidin aynen böyle söyleyin kendisine. Ben söyleyemem. Ben de söyleyeyim ağlayan adama. Ben bu kadar seven bir kocanın yıkılışını kendi gözlerimle göremem. Siz söylemezsiniz. Ben söylerim Afet Hanım. Ya ben söylerim. Ama... Ay bir kere daha Metin, düşünün ne olur. Metin, canım affet beni. Bir daha seni terk edip gitmeyeceğim. Rüyayla çaresiz bırakmayacağım. Tamam. Affedebilecek misin? Tabii sen de beni affet Ülperi. Efendim siz birbirinizi affetseniz de ben gidip hazırlansam çünkü okula geç kalıyorum. Ne zaman isterseniz kapım açık size. Ne demek o? Yani biz hep kavga mı edelim? Öyle demek istemedi tabii. Aman Allah mutluluğunuzu daim ettirsin efendim. İyi günler. İyi günler. Görüyor musun? Mutluluğumuzu kıskandı Metin. Ne harika bir aşkımız var. Arkadaşlar, ben Harry Potter ve Yeliz A sınıfına düştük abi. Ben kikirik ve süzme üst kattaki 11D sınıfındayız arkadaşlar. Biz de Arif ve Didem'le E sınıfındayız. Biz de bu elemanla F sınıfına düştük. Abi, sizsiz olmayacak be. Evet abi. Ben kahrolurum en kederimden ya. Ya bir şeyler yapamaz mıyız? Ya ne yapacaksın kızım? Koskoca müdür var karşında. Elemanlar, isterseniz ben gideyim dekolte hamile hastanelik edeyim ha. Gerçi beni içeri atarlar ama.
En azından siz eski sınıfınıza kavuşmuş olursunuz. Öf be Eleman. Sen olmadıktan sonra bu sınıfta okumanın ne anlamı var ki? Mecbur sene sonuna kadar katlanacağız abi. Pikachu nereye gidiyorsun abi ya? Yeni sınıfıma gidiyorum abi. Aha çaylarınız geldi. Allah Allah. Hidayet hocam vallahi oruçlu olduğumdan kafam beynim durmuş tabii. Hani sizin de oruçlu olduğunuzu unuttum. Hadi bakalım daha fazla kokutup da orucumuzu sakatlamadan götürsünler. Olur. Hadi işiniz rast gelsin. Aha ben gidiyorum. Buyur hocam. Çekil be. Sevil erkek. Ben ne ölürüm ya? Erkek olman yeter de artar bile. Erkek milleti değil mi? Köküne kimin suyu dökeceksin? Suç bendeki birisine değer verdim. Hayrola Fidan Hanım? Hani erkek ırkıyla aranızı düzeltmiştiniz? Hani bazı erkekler iyiydi? Maalesef yanılmışım. Hiçbirisi iyi değil, hiçbirisi. Anladın hele, biz de bilelim şu erkek ırkının size yaptıklarını Fidan Hanım. Daha ne yapsın? Akşam yemeğe çıktık, hesap çok geldi diye bana çıkıştı. Yok efendim, niye bu kadar çok yemişim? Ben de aldım çantayı kafasına bir geçirdim. Anlaşılan erkeklerle barış süreciniz tıkandı Fidan Hanım. Tıkanır tabii. Alt tarafı iki porsiyon karışık ızgara, üç şöbiyet, bir baklava, bir künefe... Bir de vezir parmağı, yani azıcık yedim. Gözüne battı herifin. Ne yaptım biliyor musun? Gözünü yumruğu indirdim, mosmor ettim. Sizden de bu beklenirdi Fidan Hanım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Arkadaşlar bu kreş meselesini ne yapacağız? Hakikaten koskoca bir sınıf yok oluyor. Yani çocuklar okula karşı küstürülüyor. Valla ben şahsen kreş içinden hiç anlamam. Ama eğer Amil Bey Kur'an kursu açsaydı seve seve ders verirdi. Ülkede yeterince Kur'an kursu var. Köy enstitüleri açılsın yeniden. İnna tabiri ne alakası var canım? Ben yani medrese mi açılsın dedim de köy enstitüsünü araya sok veriyorsun. Biraz yüz bulsanız medrese açılsın da dersiniz. Baştan önlem almak lazım son tahlilde. Sen şimdi ne demek istiyorsun? Nasıl ne demek istiyorum? Sen ne demek istiyorsun esasında? Allah Allah. Yeah. Yapmayın yapmayın. Yapacaksınız mı? Al bakalım. Ya ne yapıyorsun? Çocuklar, sakin sakin oynayalım. Yapmayın bari. Erkekler şu sandalyeye otursun artık ya. Bak. Yapmayın arkadaşlar, durun ya. Ya huzur değil ya, ne diyeyim. Durun arkadaşlar, yapmayın ya. Hadi bari. Kendi aranızda nefretmeyin. Kavga etmeyin. Hanımefendi bir dakika bakar mısınız? Buyurun. Siz bu ana sınıfına çocuğunuzu mu bıraktınız? Evet. Peki şöyle bir etrafa baktınız mı? Bu okulun anaokuluna benzer bir hali var mı? O kazı kadar lise öğrencilerini görmediniz mi? Gördüm ama... Ne aması? Ne aması? Anaokuluna yakından uzaktan benzemeyen bir okula... ...üstelik içeride bilinçsizce eğitim veren insanlara... ...çocuğunuzu nasıl teslim ediyorsunuz? Sizin çocuğunuz bu kadar değersiz mi? Değersiz değil. Bakın... Benim eşim bir ay önce evi terk etti. Ve ben bankada çalışıyorum. Tek başımayım. Çocuğuma bakamıyorum. Bu civardaki en ucuz kreş de burası. Ne yapayım? İyi günler. Ey benim güzel ülkem. Sen çalışan kadını hep böyle ortada mı bırakacaksın? Açsana her köşeye temiz, ucuz kreşler. Çocukların bu kadar değersiz mi senin? Şanzal, Erman, görüyorsunuz değil mi? Evlenmeye deste deste para gidiyor. Siz olun, sakın evlenmeyin.
Yoksa akvaryumunuzu satmak zorunda kalırsınız şerefsizim. Ali Bey, Ali Bey, içeride misiniz? Ah, paralar, aman paraları görmesin. Az önce para sayma makinesine sesleniyordum. İçeridesiniz. Geliyorum efendim, geliyorum. Geldim, geldim bir saniye. Buyurun efendim. Döner sermayeye yeni kaynaklar düşünürken beni rahatsız etmesinler diye kapıyı kilitliyorum efendim. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Gel anneciğim. Nasılsınız efendim? Ay ne olacak, uğraşıyoruz vallahi. Ne öyle kapılar kilitli filan? Ben dolaplara bakacağım kızım. Bu herif buralarda zafralık filan yapıyor olabilir. Aman Bakize Hanım, rica ederim. Bütün gün davetli listesi hazırlamaktan zavallı anneciğimin ellerinde derman kalmadı. Davetli listesi mi? Ne davetlisi? Ay ne davetlisi olacak? Düello davetlileri değil herhalde. Sizin düğününüzün davetlileri Amir Bey. Anneciğim sağırdan beri üşenmeyip düğün davetli listesini hazırladı. Yani onun hakkını nasıl ödeyeceksiniz bilemiyorum. Peşin olursa belki size %10 indirim yapabilir. E malum kredi kartına komisyon kesiliyor. Pakiz Hanımcığım, benim tarafımın davetlileri de var mı o listede? Ay sizin tarafınızdan da mı gelecekler var düğüne? Beni kurtlar büyütmedi herhalde. Benim de anam babam, teyzem dayım halam hepsi var yani. Aman amca dayı düğüne gelsen olur gelmesen olur. Bir ara okula çağırırsınız takıları alıverirsiniz ellerinden. Yani benim tarafımdan hiçbir davetli gelmeyecek mi benim düğünüme? Ay hele şu bizimkilerin listesi bir bitsin. Sonra yer kalırsa sizinkileri de ilave ederiz. Ay zaten şimdiden 3500 kişi doldu bile bak. Ne? 3500 kişi mi? Oha! Yani maşallah, maşallah ne kadar kalabalıkmış sülaleniz. Sadece sülalemiz değil tabii. Mesela okuldaki arkadaşlarımız da var. Cumhur Bey, Fidan Hanım, Afet Hoca gibi. Afet Hoca gelmese de olur. Bence hiçbir gereği yok. Aa, niye gelmeyecekmiş canım? Ben düğünümde bütün okul arkadaşlarımla halay çekmek istiyorum. Peki Sevda Hanımcığım, nasıl isterseniz. Ay hay Allah. Ben de köpeğim Kuki'nin veterinerini çağırmayı unutuyormuşum. Ay ne kadar ayıp olacaktı hatırlamasaydım. Veteriner mi? Bakize Hanım affedersiniz, o listede kimler var acaba? Bakın söyleyeyim. Kuaförüm Uğur, manikürcüm Nuray, komşum Şetafet, alışveriş yaptığım marketteki Yılmaz ve eşi, mahalledeki korsan VCD satan çocuk, Sivrihisar'daki Emel teyzemin komşusu, dişçim Berma, dişçinin sekreteri Sezen, Ece, duraktaki şoförler ve eşleri, Ümit, Songül, Bursa'daki Semiha teyzem, çocukluk arkadaşım Ayşe, İzmir'den Fikriyan teyze ve Şükra teyze. Ne haber? İyi. Oğlum var ya, iddia girerim ben. Dersin ortasında gömleğimi çıkartırım ha. İyi çıkar bana ne? Allah Allah. Ya ne dedik şimdi ya? Allah Allah. Baba ne haber? İyi baba. Kolay gelsin. Kitap okuyorsun, kültür şekilleri. Güzel güzel. Şşş, oğlum var ya, ben dersi sonuna kadar böyle bacağımı sıranın üstünde tutarım ha. Abi sen var ya yaparsın. Senden var ya her şeye beklenir. Var ya, iddiaya girerim, iddiaya girecek birisini bulacağım ha. Şş, bana bak, oğlum var ya, her iddiasına girerim. Önümüzdeki ders ben Hidayet Hoca'yı çiğ çiğ yerim ha. İyi. Ya koskoca sınıfta bir iddiaya girecek adam yok mu be? Şş, bana bakın, ben iddiaya girmediğim zaman psikopata bağlarım ha. Delirtmeyin lan beni, biri benimle iddiaya girsin. Sen! Efendim? Sen, kalk, benimle iddiaya gireceksin. Hayır, girmeyeceğim. Nasıl ya? Girecekmiş gibi duruyorsun. Hayır girmeyeceğim. Lan var mısın lan? Kesin gireceksin. Varım lan. Senle iddiaya girmeyeceğim. Tamam. Neyle? İstediğine. Tamam. Girdik. Girdik oğlum. Girdik oğlum. Girdik lan. Girdik be. Girdik. İddia. 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 İddia lan. Yok mu başka? Yok mu lan dışarıda iddiaya girer? Alıyor mu? Yok mu lan? Thank you.
Sınıfımızın önünde buluşalım. Derste gelsin, çok özlüyorum ya. Ben de be abi. Oğlum, bizim sınıfta bir tane bile Fenerli yok ya. Al benden de o kadar. Sınıfta kimse kimseyi sevmiyor. Dersler zaten sıkıcı. Evet ya. Ben de eski anılarımızı düşünüp eğlenmeye çalışıyorum. Var ya, hepinizi çok özledim ben. İnanır mısınız? Kupil'in beni öpmeye çalışmasını bile özledim. Özledin mi? Özledin demek. O zaman öpeyim mi? Öpmeni değil Kopil, öpmemeni özledim. Ya oğlum, koskoca sınıfta bir tane iddiaya girmek isteyen adam çıkmaz mı ya? Güç bela bir adam buluyorsun iddiaya girmeye. O da istediğin gibi olmuyor, delirmek üzereyim oğlum. Nasıl olacak? Arif'im, iddiaya girelim, bu durum böyle devam etmeyecek. Varım be abi, oh be. Kimse görmüyor mu, biz birbirimize aidiz. Evet Rüya, biz birbirimize aidiz. Ben kantine bir şeyler almaya gidiyorum çocuklar. Beyler. Ne olacak bu halimiz? Elemanlar, size komik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bizim sınıfta benden başka delikanlı bir erkek yok. Niye ya? Ben varım. Hadi be. O da bir şeyim be. Koca sınıfta bir tane adam yok beni işleten. Aa, Süzme. Dur, görüyor musun abi? Sana bir şey söyleyecektim, unuttum ben. Ne o? Abi, seni buradaki kreşe yazdırmışlar. Nasıl ya? Şöyle Süzmeciğim, sen ilkokuldayken bir ders almayı unutmuşsun. O yüzden kreşten tekrar başlayacakmışsın. Deme ya. Ne yapacağım ben şimdi? Oğlum ne yapacaksın? Dersine gireceksin. Şimdiki ders emzik kullanımıyla çişini söyleme dersiymiş. Çocuklar, kısmet buymuş. Göğsüz çocuklar. Hadi derse. Gel buraya, gel Süzü, gel buraya. Süzük lan. Süzük lan bu. 1, 2, 3. Gece. Gece. Fış fış. Hadi bari fış fış fış. Uyusun da büyüsün yavrucaklar. Gece. Gece. Fış fış fış. Fış fış fış. Hadi bari uyuyunuz da büyüyün. Uyuyunuz da büyüyün. Gece. 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 Of abi ya. Şimdi ders başlayacak en sıkıcısından. Ya beyler, bu işe bir çözüm bulmamız lazım oğlum. Doğru ya. Sorun çözmeye çalışmaktan ders çalışmaya vakit bulamıyoruz. Ay ne biçim iştir anlamadım. Kardeşim bir susun ya, bir susun, gözünüzün yanını yiyeyim ya. Şu Sabi Sübyanları uyutana kadar imanım gevredi ya. Yok bir hiç acımanız yok, yazıktır ya, ne olur ya. Mennan, orası bizim sınıfımız oğlum. Evet ya, bizim sınıfımız. Bu Sabilere yataklık edecek başka yer bulamadınız mı? Amiri bin emri böyle. Bize soru sorma, düşmez ya. Hadi bakalım sınıflarınıza, yürü. Abi biz de 11B'ye çek. Bunun hesabını sorarız abi. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Ne meraklı, ne sessiniz siz böyle ya. Yürüyün sınıflarınıza diyorum ya. Hadi bakalım. Aa, şuna bak. Ne yapıyorsun sen orada? Gel bakayım, ne güzel şeysin sen öyle. Anne, bir tavşancık uyandı. Delireceğim ben ya, delireceğim ben ya. Ne yapacağım ben ya? İsmin ne senin? Kardelen. Ne kadar güzel ismin var Kardelen. Kardelen, senin annenle baban çalışıyor mu? Onlar boşandı. Ah ah, kıyamam ben sana. Kardelenciğim, lütfen diyorum bak, lütfen ya. Sınıfa girer misiniz? Please ya. Ya amirim seni burada görürse böyle kıtır kıtır doğrar ya. Hadi Kardelenciğim, lütfen. Bana ne? Bana ne? Gel, biz beraber gidelim Kardelenciğim. Ben götüreyim seni. Hadi bağırım, hadi bağırım. Hadi Kardelenciğim, uyusun da büyüsün. Fış fış. Hadi bağırım, Kardelen uyusun da büyüsün.
bari. Burada beklemenin bir anlamı yok. Yani arkadaşlar, bir bu başımıza gelmemişti, bu da geldi, hepimize hayırlı olsun. Evet ya, içimizden biri uğursuz abi. İçimizden biri şuursuz, onu biliyorum kikirik. Ama uğursuz gibi onu bilmiyorum abi. Oğlum Kopit, aslına bakarsan sen hala bizim sınıfta okumaya devam edebilirsin abi. Nasıl olacak abi o iş? Aa, evet ya, haklısın Arif'im. Tabii ki devam edebilirsin Kopit'im. Ne de olsa senin zeka işin sınıftaki bebelerle aynı. Siz gülün abi, siz gülün. Kasap et derdinde, koyuncağın derdinde tabii. Aa, o niye o? Niyesi var mı kızım? Betonla aynı. Sınıftayız. Merhaba Beton. Şey, çok sinirli son zamanlarda. Haklı tabii. Sınıf dağıtıldı. Değil mi? Değil mi Beton? Her an kafamda kiremit kırabilir. Hayati tehlikem var. Çok kötüyüm. Ne diyorsun oğlum? Ayşe gel. Gel. Telaşlanma Kopilim. Telaşlanma sen. Kafanı bulması uzun süreceğinden hayati tehliken yok da. İyi laf söyledin ha. Çok iyiydi be. Bir dakika çocuklar, durun Allah aşkına durun ya, gözünüzü seveyim çocuklar. Heh, otursanız da çocuklar, oturun ya. Ama yek bir şapayım. Afet güç verir. Hala bizi aynı sınıfa toparlayamadın. Eski gücünü mü kaybediyorsun nedir? Sen de beni Süpermen zannettin. Uğraşıyoruz işte, yapacağız bir şeyler. Bekle. Sen de mi Brutus? Bak, güvercin bile takmıyor artık seni. İktidarın mı sallanıyor, nedir? Sen benim tepemi attırma. Gel, geç buraya. Geç şuraya. Aç bana bunu. Ben bas deyince marşa basacaksın, tamam mı? Dur. Bas. Bas. Abla, bunun miadı doldu artık. Mevlüt'ünü okutup bir tane otomatik vites alalım ha. Onunla beraber senin de Mevlüt'ünü okutacağım. Gir içeriye, bas bir daha. Bas. Vay be! Abla, bir daha sürgün yersen istifayı basıp bir tane oda tamirhanesi açalım ya. Yemin ediyorum, paraya para demeyiz abla. Sen ne yapıyorsun? Sokak ortasında soyunuyorsun. Teşhirci misin sen? Abla, çocuklarla halı saha maçımız var. O yüzden şimdiden hazırlanıyorum. Hafta içi okul zamanı halı sahada maç. Çok mu enteresan? Hayır, bana enteresan gelen ne biliyor musun? Niçin senin kafan sürekli terlik yemek istiyor? Hafta içi ne maçı?
Yok öyle bir şey. Ödevlerini yapacaksın. Abla, halı sahanın parasını verdik. Bir de halı sahanın parası verildi. Daha iyi. Keseniz de yanarsa bundan sonra böyle bir şey yapmamayı öğrenirsiniz. Ya abla ya. Ya gençliğin bağrından affedeceksin sen beni ya. Hasta olma. Ağlama. Bak sana ablacığım. Test sorularının kitabını aldı. Bunları çalışacaksın bütün akşam. Gel. Gel benim oğlum. Gel. Çocuğum nerede? Çocuğum nerede diyorum size. Çocuğumu bulun bana. Yoksa buraya hemen dağıtırım. Karakola giderim. Sizi sürüm. Sakin olun hanımefendi, sakin olun. İdari olarak bütün önlemleri aldık. Çocuğunuzun bulunması an meselesi. Onu bunu bilmem. Çocuğumu hemen bulacaksınız bana. Lan ne oldu, bulabildin mi? Şimdi şöyle oluyor abim. Her bir yere baktım, çocuk bocuk yok. Hatta akvaryumun içine bile baktım, orada da yok abim ya. Salak herif, koskoca çocuğa sahip çıkamadım. Neresi koskoca canım? Benim çocuğum daha küçücük. O zaman size büyümüşünü verelim efendim. Bakın menlanı verelim. Hem altına çiş falan da yapmaz. Abim yapmayın ne olur, acıyım bana. Vermeyin beni ona ya. Ah, siz bende dalga mı geçiyorsunuz? Çocuğumu bulun diyorum. Yoksa şimdi hemen polise giderim. Sakin olun hanımefendi, sakin olun. Bizzat ben arayacağım. Bugüne kadar arayıp da bulamadığım hiçbir şey olmadı benim, şerefsizim. Evet şerefsiz abim, doğru söylüyor. Abim aradığın zaman Mevlasını da bulur. Belasını. Ne de bela abim. Bela menlan, yürü biz arayacağız. Yürü abim. Gardiyan hanım, eğer mümkünse arabanın anahtarlarını alabilir miyim? Ne yapacaksın? Yeni moda mobil olarak dolaşıp geze geze mi ders çalışacaksın? Abla ne geze geze ders çalışacağım? Ya montumla defterlerim arabada kalmış. Hani montumu biri değerli bir şey zannedip de kapıyı camı kırmasın diye söylüyorum. Anladım, tamam. Ama bak sadece kapının anahtarını veririm ona göre. Vay 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 vay. Kardeşimize güven dibe vurmuş. Ya güvenip de bütün anahtarları veremiyoruz öyle mi? Kendi ektiğini biçiyorsun. Bak al bunu git, yoksa bunu vermekten de vazgeçerim. Tamam. Şu evde bank hortumcuları kadar bile itibarımız kalmadı. Bana bak. Camdan bakıyorum. Sen şimdi düz kontak yapmayı da öğrenmişsindir. Çalar götürürsün arabayı. Hadi Ürperi abla. Yani alt tarafı bir markete gideceğiz. Bu ne hazırlığı böyle? Rüyacığım, koskoca pilot Metin Şahiner'in karısı haftanın rüküşü olmuş dedirtmem ben kendimi. Tamam gidiyoruz. Hadi. Hadi. Bir şey unuttum, ben geliyorum şimdi. Kardelen, ne işin var senin burada? Sana geldim baba. Baba mı? Ne babası ya? Sen benim babamsın. Çocuğum ne diyorsun sen? Gel bakayım buraya. Gel. Bir duyan olacak, ondan sonra al başına belayı. Annem babam merak eder seni. Yürü gel. Annem babam sensin. Yavrucuğum yüksek sesle söyleme şunu. Baba. Kerem, baba mı? Dedi Rüya. Açıklayabilirim. Maşallah Kerem Bey. Bayağı hızlı davranmışsınız bakıyorum. Rüya iyi bak da arkadaşının gerçek yüzünü gör. İyi ki korumuşum seni. Ya ne hızlısı ya. Rüya bak açıklayabilirim. Bu Kardelen. Güzel isim bulmuşsun Kerem. Yürü Rüya. Evlenmeden çocuk sahibi olan bir adamla aynı atmosferi teneffüs etmemeliyiz. Ciğerlere ziyan. Yazıklar olsun sana Kerem. Babacığım. Çocuğum özel de babacığım. Ablamı götürün de bu problemi ancak o çözer. Bakalım. Önceden Nesrin'in velisiyle devamsızlığı görüşüldü. Bu tamam. Ne kadar gençti annesi. Küçücük yaşta çocuk sahibi oluyorlar. Ondan sonra da çocuğu sağlıklı bir şekilde yetiştiremiyorlar tabii. Kolay mı bir insan yetiştirmek? Ha abla biz geldik. Bu ne bu? Babacığım. Ay baba diyor bu sana. Ya, abla bir saniye dur Allah aşkına ya. Bizim okuldaki kreş var ya, oradaki çocuklardan bir tanesi. Nasıl binmişse bizim arabaya binmiş. Tabii sizin sınıfın havasını teneffüs edince haylazlık zekası gelişti çocuğun.
Yürü, okula götürmemiz lazım. Annesi babası merak eder. Yürü. Babacığım. Ay yavrum ya, ne baba baba. İçim bir tuhaf oldu vallahi ya. Dur abla, geldik. O benim tek varlığım. Nasıl kaçırırsınız? Sakin olun hanımefendiciğim, rica edeceğim. Bulacağız çocuğunuzu, merak etmeyin. Çocuğun babası nerede hanımefendi? Biz ayrıyız memur bey. Kardelen'e ben bakıyorum. Ben de baktım. Ama ebeveyni değilim haliyle. Sus çatla kerebit. Çatlak amirim. Biz babaya da haber verdik efendim. Emel. Tamam tamam, sakin. Tamam, otur şöyle. Sakin ol, tamam. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Tamam, ne olur hayatım. Tamam, sakin ol. Siz babası mısınız? Evet, babasıyım. Peki, kurumdan şikayetçi misiniz? Tabii şikayetçiyiz. Bir çocuğumuza sahip çıkamadınız. Ya, aman efendim, kızınız tabiat itibariyle asi yaratılışlıysa biz ne yapalım? Kaçmış işte. Ne demek kaçmış beyefendi? Eşim size çocuğuma bakın diye bırakmış. Kaçırın diye değil. Olay nasıl gerçekleşti? Şimdi şöyle oldu memur bey. Bütün çocuklar bağırıyorlardı. Kimisi ağlıyordu. Annem ister ev, babam ister ev. Kimisi de şarkı çığırıyordu ya. Mini mini bir kış. Kısa kes, çatlak kiremit. Çatlak amirim. Neyse efendim, ortalık mahşer alanı gibiydi. Nasıl karışık, nasıl karışık. Bu karmaşada bir de baktım Kardelen yok ya. Her bir yere aradım, her bir yere baktım. Yastıkların altına kadar baktım. Ama ortada yoktu ya. Delireceğim ya. El kadar çocuk nereye gider ya? Biz de onu soruyoruz. Nereye gider? Ne bilelim efendim biz sizin çocuğunuzun huyunu suyunu. Memur bey, şikayetçiyiz. Tutanakları tutun. Dava açacağız. Mahkemelerde sürüm sürüm sürüneceksiniz. Bunları dinlemeyin memur bey. Bunlar cumartesi anneleri. Türk polisinin daha önemli görevleri yok mu Allah aşkına? Bu da çok önemli bir görev Amil bey. Kardelen. Ne olur ağlama. Bulacağız çocuğumuzu. Hep bunlar senin yüzünden salak herif. El kadar çocuğa sahip çıkamadın. Gerzek herif. Gerzek amirim. İsterseniz son bir kez daha hep birlikte arayalım. Ondan da sonuç alamazsak karakola kadar gitmek zorunda kalacağız. Yaşayın Afet Hanım. Sizi görünce bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmezdi şerefsizim. Ah Amin Bey, ah. Dileyin benden, ne dilerseniz. Efendim geçmiş olsun. Ufaklık bize belli etmeden arabanın arkasına binivermiş. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Dediğiniz doğru. Kardelen'e vereceğim kreşi iyice araştırmam gerekiyormuş. Bu bize ders oldu, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz de bundan sonra hep Kardelen'in yanında olun. Tamam mı? Tamam, olacağım. Hadi selametle, selametle. Sanırım artık bu anaokulu meselesi bitmiştir. Bitti efendim, bitti. Bitmeseydi ben bitecektim şerefsizim. Yani çocuklar eski sınıflarına dönebilirler artık, değil mi? Tabii efendim, bence bir mahsuru yok. Yanıma oturmaz mısınız güzel hanımefendi? Teşekkür ederim. Evet, güzel. Yine hep bir aradayız. Belki de sonsuza kadar. Öpeyim mi? Öpeyim artık, hadi yeter, öptür kendini bana. Avucumu yalarsın. Yalarım. Ver yalayayım, ver. Hayır. Abi, hadi birileri iddiaya girsin. Hadi abi. Evet, kaldırın beni. Süzme. Ya arkadaşlar, sizi Deutschland kadar çok seviyorum. Didem, sev beni. Deutschland kadar ya sev. Ya hadi avucumu yalasın. Yalarım da avucunu yalayayım. Nein. Ah sınıfım, güzel sınıfım. Ah kızlar, güzel kızlar. Ben geldim. Kiki. Lay.
yeniden kavuşunca neşeniz yerine geldi değil mi? Evet öğretmenim, bugün çok mutluyuz, ders yapmayalım. Evet öğretmenim, biz gurbetten daha yeni geldik. Evet, ben de vatani görevimi yeni bitirdim öğretmenim. Susun yoksa sınıfı bu kez ben dağıtırım ona göre. Sınıfınızın dağılacağını öğrenince hemen suspus oldunuz değil mi? Yapmayın öğretmenim, bizi bir daha ayırmayın en özlemlisinden. Evet öğretmenim, biz birbirimize aidiz. İnsan elindekinin değerini kaybedince daha iyi anlıyor öğretmenim. Aferin. Aferin size. Arkadaşlık çok önemli bir şey çocuklar. O kadar zor bulunan bir şey ki gerçek arkadaşlık. Ben size Salih Bozoğlu'nun hikayesini anlatmış mıydım? Hayır öğretmenim, bilmiyoruz. Anlatayım ister misiniz? Evet. Bu ta Selanik'e dayanan bir hikaye. Mustafa Kemal ile Salih Bozo Selanik'te mahalle arkadaşı. Mahalle arkadaşlığı daha sonra okul arkadaşlığına dönüşüyor. Harp okulunu birlikte bitiriyorlar. Salih Bozo yarbay olarak emekli olduktan sonra Mustafa Kemal'in yanından hiç ayrılmıyor. En sadık dostu, en sadık arkadaşı. En zor gününde, en sıkıntılı gününde hep yanında Mustafa Kemal'in. Ailesini sever gibi, ülkesini sever gibi, çocuklarını sever gibi seviyor Mustafa Kemal'i. Hep onun yanında en sıkıntılı zor günlerinde 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal'in ölüm haberini alınca silahını kaptığı gibi şakağına dayayıp tetiği çekiyor. Kanlar içinde yere yığılıyor. Etraftan yetişip onu hastaneye yetiştiriyorlar. Herkes ölecek diye bekliyor. Bir tek Afet İnan, Salih Bozo öleceğine inanmıyor. Çünkü bir yıl önce Mustafa Kemal büyük tarihçi Afet İnan'a, Afet Hanım, dün gece bir rüya gördüm. Salih'le ikimiz kuyuya düştük ama o kurtuldu. Hani tarih dersini sevmezdiniz?